Evet, herkese selamlar. Bugün bir AVM turu yapacağız. Böyle bir tünel gibi yerden geçiyoruz önce. Şöyle bir merdivenden çıkıyoruz. İstiyorsak buradan yürüyerek de çıkabiliriz. Burası AVM. Böyle. Buradan giriş. Önce şöyle küçük bir yerden giriyor. Bak, burada Domino's var. Burada hamburgerci var. Şöyle küçük bir meydan. Şöyle göstereyim. Ve buradan giriyoruz. Galeray ismi. İki tane var. Bundan bir tane Centrum'da. Bir tane de Centrum'un 1,5 kilometre dışında. Şu an benim Centrum'un 1,5 kilometre dışındayım. Böyle dükkanlarımız var. Mağazalar var. Dönelim. Burası normal birinci kat. Biz şimdi birazdan yukarıya çıkacağız. Ta bu tarafa. Şöyle bir meydan. Şöyle yürüyen merdiven, birazdan buradan yukarıya çıkacağım. Burada bir süs havuzumuz var. Burada Rimi diye bir tane bir süpermarket var. İlk oradan başlayacağım anlatma. Burada süs havuzumuz. Eyvah, böyle oturuyormuş, onu çektim yanlışlıkla. Hadi inşallah, hadi bakalım. Arkadaşlar, burası Rimi. Biraz su böyle Rimi. Bu Rimi Litvanya ve Estonya'nın Migros'u. Migros'u. Hatta Litvanya'da ve Estonya'da bunun logosu aslında kırmızı beyaz. Riga'da, Letonya'da siyah beyaz yapmışlar. Ama normalde bu Litvanya'da, bir de Estonya'da logosu kırmızı beyaz. Güzel bir AVM. İstediğim her şey var. Litvanya, Letonya ve Estonya'da telefon hatlarda buradan alabilirsiniz. Çünkü normal telefoncularda pek satılmıyor. Özel süpermarketlerden alınıyor sim kartlar. Burası onda kapanıyor. Burada böyle mağazalar. Tabi biz böyle girmeyeceğiz buraya. Biz mağazaya girmeyeceğiz. Sadece dışarıdan bakacağız. Çünkü gir çık hepsine zaman yok. Böyle mağazaları gezeceğiz. Bakacağız.
güzel bir AVM. İşte dediğim gibi o Remis süpermarket çok güzel. Litvanya, Letonya ve Estonya'da olan bir market. Demin bak şu aşağıdaydık. Şurayı hatırlıyorsunuz zaten. Nasıl böyle süpermarket? Bu AVM'nin ismi Galeray AVM'si. Güzel bir AVM. Aradığımız her şey tabii ki var burada. Galeria Riga yazdığın zaman çıkıyor Google'dan. Böyle dükkanlarımız. Dekorasyonu benim hoşuma gitti. Kahverengi, mavi ve beyaz renginin buluştuğu bir AVM. Üç renk. Yer kahverengi. Duvarlar beyaz. Sütunlar da mavi. Mango var burada. Mangoyu biraz uzaktan göstereceğim. Karşıda HM var. İki katlı olması lazım. Demin ki döndüğümüz yer şeydi. HM'nin birinci katıydı. Şimdi gene dönüyoruz. Aynı yerden yürüye merdivenden yukarıya çıkacağım. Bugünkü kop semtiniz AVM gezmesi. Buradan da 3. kata çıkıyorum. Bakalım totalde kaç katlı? Şu an 3 kat çıktık. Bu 3. kat. Bu tip ülkelerde AVM'ler böyle bildiğiniz AVM'ler gibi değil, birazcık yapısı falan bir değişik. Mesela Stockman AVM'si var. O güzel. Burada yanında mağazalar gördüğünüz gibi. Bu AVM'yi ben birazcık kruz gemisine benzettim. Sanki kruz gemisinin içinde geziyormuşsun gibi. Allah Allah. Bunun böyle bir yanı kokusuna benzer bir koku geldi ama. Şöyle daracık bir alan. Yürüme yolu. Ama ben öbür taraftan yukarıya çıkacağım. Sütunları görüyorsunuz, mavi. Tavan beyaz, yer kahverengi. Ortadan köprü geçiyor karşıya. Buradan yani, tam köprü geçiyor. Şu an 4. kata çıkıyorum.
Evet, şu an 4. kattayım. Böyle mağazaları görelim. Burası Letonya'nın başkenti Riga. Galeria AVM. Şöyle baktığın zaman yukarıdan manzarası bu. Demin biz en aşağıdaydık. Şu an en yukarıya doğru çıkıyoruz. 4. kattayız. Gördüğünüz gibi. Dün geldim de o kadar kalabalık değildi. Demek ki millet akşamüstü kalabalıklaşıyor. Gündüz pek o kadar kalabalık değil. Geçimde de o kadar kalabalık değil de. Şöyle mağazalar. Buradan aşağıya iniş yolu. Burada bir başka mağaza. Şu hami Baltık ülkelerinde gerçekten çok büyük yapıyorlar. Yani bir, şöyle iki kat, üç kat hami nereden baksan. Yani Baltık ülkelerinde, hele Estonya'da bir tane görmüştüm, böyle kocaman, böyle bildiğin dört katlı apartman büyüklüğündeydi. Yani komple hami yapmışlar. Şöyle mağazalar. Riga'da bir AVM. Buradan aşağı iniyoruz, biz yukarıya çıkacağız. Böyle karşıdan geldik değil mi? Karşıydı burası. Şimdi birazdan 5. kata doğru çıkacağız. Şöyle ortadan köprü geçiyor. Gördüğünüz gibi karşıya geçmek için ta en başa yürümenize gerek yok. Karşıya geçiyorum. Şuradan hameyi bir daha göstereyim. Gördüğünüz gibi. Demin biz daha şu en aşağıdaydı. Burası saat 10'da kapanıyor. Söz vermeyeyim ama belki bir iki tane daha AVM gezebilirim. Hani bir AVM videoları çekmeyi düşünüyorum. Buradan iniş gene. Biz çıkacağız ama nereden çıkacağız?
şöyle Hame. Yerden gidelim, belki yürüye merdiven ileride indim. İşte bu dördüncü katta her zaman böyle bir karışıklık oluyor. Dördüncü katın merdivenini çok saçma sapan yere koymuşlar. Şimdi ona bakacağız işte. Mağazalar böyle. Ha, karşıdan şey yapacağız. Aynen karşıdan çıkacağız. Doğru. Şimdi böyle gider. Oradan da bu tarafa şey yaparız. İşte bu dördüncü katta her zaman kafam karışıyor. Çünkü normalde sağ tarafta yukarıya çıkıyorsun, sol taraftan aşağı iniyorsun ama dördüncü katta ayrı yapmışlar. Evet, buradan 5. kata çıkıyoruz. Bunun üst katı zaten şey, en üst katı kafeterya, restoran tarzı bir şey. Ama bak bunu demek istiyorum. Bak görüyorsunuz değil mi? Demin bak ben buradan çıktım. Buradan da çıkıyorum ya. Ama başka yerlerde şey öyle değil. Yani bir alt katta öyle değildi. Aslında buradan direkt yukarıya çıkayım, ben de fazla oyalanıyorum çünkü bu katta pek doğru düzgün bir şey yok. Aynen bu katta pek doğru düzgün bir şey yok. Bizden direkt hiç oyalanmadan yukarıya çıkıyorum. Burası da 5. kat. Sayıyı gene unuttum ya, 4 müydü 5 miydi? Bak gördüğünüz gibi buradan gene yukarıya merdiven çıkıyor. Demin karşıya geçmen gerekiyordu. İşte orada birazcık kafam karışıyor. Ama problem değil. Sonuçta tatile geldik. Geziyoruz. Sağımıza solumuza mağazalar var. Gelelim. Aşağıyı gene göstereyim. Bayağı yüksek. Yürüyen merdivenler böyle.
Bu AVM'yi ben kruz gemisine benzetiyorum. Sen de kruz gemisinin içindesin. Hani hareket ediyor bu bina. Sen de içinde alışveriş yapıyorsun, geziyorsun, tozuyorsun. Şu an en nihayet çatısına çıktık. Bundan üstü yok galiba, bakacağım şimdi. Buralar kafelerle dolu. Buralar kafelerle dolu. Çatısı böyle. Cam mekan. Çatısı böyle. Güneş vurduğu zaman kötü oluyor tabii. Güzel bir AVM. Aşağı şöyle göstereyim. Şu an en üstteyiz. Şöyle 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 gidelim. Şöyle bir mağaza. Acaba yılbaşına bunu nasıl susluyorlardır ki? Çünkü Hollanda'da da böyle mağazalar var, alışveriş merkezleri. Mesela en birinci katından en yukarısına kadar dev cam ağacı koyuyorlar. Acaba burada da onu yapıyorlar mıdır ki? Yılbaşında bir bakmak lazım Instagram'da. Şuradan aşağıya bir daha göstereyim. Bayağı yüksek yalnız. Hani bazen bakmaya korktum. Ne yalan söyleyeyim. Yukarısı böyle. Cam mekan. Yukarısı zaten şey. Kafelerin olduğu yer ya. Böyle birkaç normal mağaza var ama hani genellikle kafelerin, restoranların olduğu yer. Güzel bir AVM. Hatta size böyle bir de yandan göstereyim. Yandan. İşte fazla yanına yaklaşmıyorum. Çünkü düşerim diye birazcık korkuyorum. Ne yalan söyleyeyim, birazcık yüksek geldi bana. Aslında bende yükseklik korkusu yok. Ama nedense şu birkaç aydır bir panik atak gibi bir şey oldu. Şu an güneş vuruyor mesela. Görüyorsunuz. Evet, bu merdivenlerden aşağı inelim. Şöyle bir. Demin saymayı birazcık dörtten sonra unuttum. Şimdi tekrar aşağı kadar saya saya ineceğim.
Bazen yavaşlıyorum çünkü az ilerisinde insanlar olduğu için hani insanlar da rahatsız etmek istemiyorum. Rahatsız etmek istemediğim için de şey yapıyorum, yavaşlıyorum yani birazcık sağa sola başka yerleri gösteriyorum. Böyle de iki. Böyle 3. Bak. Hane aşağıda gözüküyor. 3 etti. Şöyle gene aşağı doğru inelim. Rimini orada kapatırım. Şöyle bakalım. Aa, bu yukarıya çıkıyor. Doğru, bu yukarıya çıkıyor. Yo, aşağı iniyormuş. Böyle 4 etti. Etti. Buradan da aşağı indik mi? 5 yapacak. Sanki rüya merdivenin bazıları bozulmuş gibi hissettim. Çünkü ayağımı koydum ya birazcık sallanıyor. Beş dedik. Da böyle 6. 6 katlı. Şöyle. Demin ta en yukarıdaydık. Şimdi en aşağıda. Hayat böyledir işte. Bazen en yüksekte olursun. Zamanı geldi mi en aşağıya inersin. Ya da en aşağıda olursun. Zamanı geldi mi en üste çıkarsın. Yani tüm mesele aşağıda kalmak değil, yukarıya çıkabilmek ya da yukarıda kalmak değil, aşağıya inmemek. Tüm mesele bu. Buradan çıkış. Tabii biz çıkmayacağımız için. Burası Letonya'nın başkenti Riga. Galeraya alışveriş merkezi. Burası bistro bar. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğeni, beğenmediyseniz de dislike atmayı unutmayın.
Herkese bol bol teşekkür ederim. Bugünlük de yayınımızın sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hepinizi bol bol öptüm. Sevgiler ve saygılar. Bu da Jimmy. Son olarak da Jimmy'yi göstereyim. Eyvallah arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.